Şimdi Türkiye ve Libya deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını evet. niye yaptılar? Türkiye'yi bypass edecek özellikle çok dar bir kıyı hattına sıkıştıracak pek çok anlaşmanın, pek çok projenin bir şekilde bertaraf edilmesi için yapılmış olan bir anlaşmaydı malum. İsrail doğalgazının... Hangi anlaşmayı diyorsunuz? Libya ve Türkiye arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması deniz yetki anlaşması. Alanlarının sınırlandırılması anlaşması. İzmet projesini yine ondan sonra bypass bertaraf etmeye de yaramış olan son derece önemli bir başlık bu. Ve daha sonra bu anlaşmanın bir benzerini Yunanistan ve Mısır yapmaya çalıştı. Bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Ancak Mısır'ın da Yunanistan tarafından tırnak içerisinde dolandırıldığı ortaya çıktı. Kazıklanmaya kalktı. Değil mi? 50 bin kilometre. Değil mi? Şimdi Türkiye ve Mısır uzun zamandır zaman zaman konuştuğumuz gibi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması noktasında bir işbirliği içerisine girebilirler. Libya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın bir benzeri Türkiye ve Mısır arasında da imzalanabilir. Ve böylelikle Doğu Akdeniz'de ne olur, nasıl bir tablo ortaya çıkar? İşte bu soruya yanıt arayalım. Bu kadar anlattıktan sonra onu da söylemen lazım. Yok efendim ben söyleyeyim. Yani bütün detayla anlat biliyorsun artık. Onu da bence bir gezgah yap, biz de arkasından gidelim. Ben bu kadarını yaptım efendim. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Söz sağ olun. Sizde. Şimdi tabii 2013 yılında Yunanistan'ın para verip İspanya'daki bir üniversite, Sevilla Üniversitesi'nde parayla yaptırdığı kendine müzahir, aslında uluslararası deniz hukuku sözleşmesine de tamamen aykırı bir harita vardı. Buna göre biz ancak denize uzaktan bakabilecektik. Yani bırakın ayak sokmayı bile yapamayızdık. Yani o kadar ki bütün kıyıları falan Yunanistan ele geçirmeyi düşünüyordu. Görüyorsunuz nereden nereye. Yani hakikaten. Tabii 18 Mart 2019 tarihinde Türkiye şu anki kıta sahanlığını, bakın A, B, C, D, E, F, G, H hattında Sayın Feridun Sinirlioğlu üzerinden Birleşmiş Milletler'e deklare etti. Dedi ki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre anakaradan 200 deniz mili olacak şekilde ben kıta sahanlığımı belirliyorum. Deniz yetki sahamı belirliyorum ve ilan ediyorum. Buraya kimse girmesin, bura benim dedi. Şimdi tam bu esnada şöyle bir şey oldu tabii. Bu Yunanistan'ın o hazırlattığı, para karşılığı hazırlattığı kendine müzahir deniz yetki alanı haritası çöpe gitti. Çünkü Türkiye çok net bir şekilde bunu deklare etti. Resmi olarak deklare etti. Şimdi Yunanistan... Evet, şimdi adaların kıta sahanlığı olduğu iddia ediyorlar. Şimdi ona geleceğim. Yani Doğu Akdeniz'de bunu deklare etti. Dedi kıta sahanlığın bu. Tamam, bu kadar ne? Şimdi Yunanistan aslında Sevilla haritasını Avrupa Birliği'ne falan götürdü. Hani Türkiye bir şekilde sesini çıkarmasa bir defakto durumla aslında bu harita üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını falan gasp etmeyi düşünüyordu. Şimdi bir kere Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kıyısı yok. Ege'de kıyısı var. Yani buraya ahkam kesmesi son derece saçma. Yani böyle bir şey olamaz. Ama neticede tam bunu söyleyip Türkiye bu planı çöpe attıktan sonra Mısır bir şey yaptı. Ne yaptı? 18. parsel. 27 Kasım 2019'dan sonra Mısır Ağustos'ta Yunanistan'a anlaşma yaptı. Şöyle. 2020'de. Ama ondan sonra da bir 18. parsel ilan etti. Yani ilk başta aslında... Ama burada Türkiye hayal getirmedi. Efendim? Burada 18. parsel Türkiye hayal getirmedi. Bir şey oldu ama orada hocam. Onu ben özellikle vurgulamak istiyorum. 18. parsel çok kritiktir. Aslında Mısır'ın bize bir mesajıdır. Görüşelim. Şimdi o 18. parsel... Neresi efendim 18. denk geliyor. Parsel? Şimdi bu konuya ilişkin başka bir görselimiz de var. Daha net göreceğiz. Yani 18. parselle aslında şimdi. Mısır şunu dedi. Hani biraz teknik ayrıntı, çok teknik ayrıntıya girmeyeceğim ama. Gelecek dedi ki şimdi. Türkiye ben senin kıta ilan ettiğin kıta sahanlığını. Sağ taraf. Hocam burada. Sağ taraf. Şurası. Ben senin dedi ilan ettiğin kıta sahanlığını tanıyorum. Evet 18. parsel buraya geliyor ama burada 18. parsel tam olarak göründü. Onu söyleyeyim. Bu Sevilla haritasıyla bizim kıta sahanlığımızın ilan edilmesi durumunda Mısır'ın kaybedeceği 15 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanını gösteriyor. Şimdi hocam öbür tarafta yine öbür haritada. Yok tam Sevilla haritası değil de Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşma sonucunda
eğer Türkiye ile yapmış olsaydı kaybedeceği alanı gösteriyor. İşte yani şu an fiilen Yunanistan, kaybetti. Yunanistan hocam, kaybetti. Yunanistan Sevilla haritası üzerinden bir sınır çekti. Eğer bunu Mısır kabul etseydi 15 bin kilometre kare kaybedecekti. Fakat Mısır öyle bir 18. parsel ilan etti ki, dedi ki ben Sevilla haritasını anlaşmış olmasına rağmen, bakın Yunanistan'la, hocam, öbür harita da burada, Yunanistan'la anlaşmış. Hani birazdan bu harita üzerinden şey yaparım. Hayır, burada 18. parsel yok, var mı? Ben mi göremiyorum? Şöyle, yani iki haritayı birden verdik. Hayır, iki harita önemli değil. Yani burada şimdi şu önemli, şu Yunanistan'ın Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı Sevilla haritasına uygun olarak çizilen hatla Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e deklare ettiği kıta sahanlığı arasındaki Mısır'ın kaybedeceği alan bu. Mısır da buna karşılık bir hamle yaptı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la anlaşmış olmasına rağmen 18. parseli Türkiye'nin kıta sahanlığına uygun bir noktada ilan etti. Bunun sınırında yani. Evet. Tabii. Ve böylece çok akıllı bir hareket ettiği şey ne? 15 bin kilometreyi kazandı ve Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta yapmış olduğu o Sevilla haritası sınırında çöp attı. Ayrıca Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu anlaşmadaki bu sınırları da tanıdığını kabul etti. Aynen öyle. Yani. İtirazım şu yönde, Mısır'la Yunanistan arasında anlaşma yaptı ama resmi olarak bu anlaşma hala var, geçerliliğini koruyor. Ama fiilen de Türkiye'nin çizmiş olduğu bu kıta sahanlığı haritasına riayet edeceğini gösterdi. İşte, tamam fiilen onu gösterdi. Evet, yani, bakın, saygı gösterdi Türkiye'nin bu kararı. Evet, bu çok önemli. Yani bu işareti verdikten sonra evet bir anlaşma var. Ama bu anlaşmaya rağmen Türkiye'nin deniz yetki alanını kabul ettiğini göstermesi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin düzelmesinde bir adım oldu. Şimdi bizim, yoksa sizin de dediğiniz gibi Yunanistan yani Yunanistan muhabirimiz var, İlhan Tahsin. Özür diliyorum. Bakın Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır bir Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturdular. Şimdi bu başlık bu Türkiye'nin ilk Mısır'la bozulmasında da Mısır önemli bir adım attı. Deniz sınırlandırılması anlaşmasını imzalama ihtimalinin bu kadar yoğun olarak konuşuluyor olması Yunanistan'da da pek çok soru işaretini beraberinde getirmiş. Evet. Ve bu soru işaretlerinin arasında Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği ihtimali de önemli bir yer tutuyormuş. Hayır, bunu da paylaştılar yani. Biz bu anlaşımda Doğu Akdeniz'de en büyük fazla kıta sahanlığına sahip iki ülkeyiz. Mısır'la biz bu anlaşmayı yaptığımız an Yunanistan'la Mısır arasındaki anlaşma çöpe gider. Bak bu kadar basit. Bir kere onu söyleyelim. Dolayısıyla burada hani Mısır'ın bu iyi niyetli yaklaşımı ve aslında Sayın Selvi'nin söylediği çok önemli bir şey var. Neden bu kadar istekli? Çünkü Yunanistan dahil Avrupa ve Amerika, Mısır dahil, Arabistan dahil, Ürdün dahil, Orta Doğu'nun atomize olmasını, parçalanmasını ve küçük gruplara dönüşmesini istiyorlar. Bakın hani biraz amiyane olacak ama aynen şunu söylüyorlar. Ya diyor ki ben diyor nihayetinde Asya Pasifik'te savaşırken ihtiyacım olduğunda buradaki enerji kaynaklarını niye diyor bir Suudi Arabistan yönetimini ikna ederek vakit kaybedeyim ki? Bu bir. İkincisi neden diyor Suudi Arabistan'daki doğal kaynakları oradaki Araplar yesin? Ben yiyeceğim diyor. Yani bakın şunu söylüyorlar genelde. Ya hocam Amerika ile Suudi Arabistan'ın arası kötü mü? Amerika ile Mısır'ın arası kötü mü? Ya mesele o değil ki. Adamlar oradakiler insan olarak görmüyor. Diyor ki niye diyor oradaki Araplar oradaki doğal kaynakları tüketsin? Ben tüketeceğim diyor. Bunlar da bana köle olacaklar diyor. Bunun farkındalar. Ben o yüzden Sayın Selvi'ye teşekkür ederim. Çok güzel açıkladı. Ben de çünkü aynı kanaatteyim. Bunu gördü. Mısır'da gördü. Arabistan'da gördü. Birleşik Arap Emirlikleri de gördü. Zaten Katar görmüştü. Yani dolayısıyla aslında bir jeopolitik hat oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu ilişki, oradaki ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Mısır ziyareti, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesinin çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bir tanesi de bu. Şimdi Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılmasının ardından birkaç ay sonra, yani bir süre sonra da Libya'daki hem karada hem denizdeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve çıkartılması Türkiye noktasında da Türkiye ve Libya arasında anlaşmalar imzalandı. Şimdi benzer bir anlaşma o da Mısır'la olabilir. Evet. Neden olmasın? Türkiye'nin kendi araştırma gemileri var. Çok güzel. Sismik araştırma gemileri var. Sondaj gemileri var. Bir tanesi şu anda Antalya açıklarında attı. Bu
Komutan'dan inşallah müjde bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Bu 18. parselin sebebi hikmeti o zaten. Hmm. Yani Mısır kendi teknolojisiyle burada doğal gaz ve petrol arayamıyor. Bu kadar böyle bir teknolojisi yok. Ama Türkiye'nin var. Hem sismik araştırma yapma gemisi var hem sondaj gemisi var. Muhtemelen zaten şu anlaşma imzalandıktan sonra iki ülke arasında Mısır'ın deniz yetki alanları içerisindeki araştırmaları aynen Libya'da olduğu gibi biz yapacağız. Ferhat Hocam da pek aslında sevmez. Ben normalde evet. Çubuk kullanmayı çubuğu ama. Çubuğu ilk defa alıyorum. Müsaadenizle. Hocam yani. Siz hocasınız lütfen. Alacağız. Lütfen siz de kullanın. Şimdi şöyle, birincisi biz Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişimini lütfen sadece Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleri kaynaklı düşünmeyelim. Doğu Akdeniz merkezde düşündüğümüzde bile ben sadece 2020 yılını hatırlatmak isterim. 2020'deki o güç mücadelesini, hatta küresel güç mücadelesini Doğu Akdeniz cephesini düşündüğümüzde bile Türkiye açısından Mısır'la ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, Mısır açısından Türkiye ilişkinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Aslında teknik açıdan bakıldığında enerji rezervleri, hidrokarbon kaynakları çok talih bir mesele. Çünkü zaten kesinleşmiş bir rezerv yok. Tamamen tahmini rezervler. Mısır'da ve İsrail'de çıkan doğalgaz rezervleri var. Henüz Türkiye bunlara sondaj vurmadı. Sismik araştırmalarını yaptı. Dolayısıyla bu özellikle deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin Libya ile yapılan 27 Kasım 2019 tarihli iki tane mutabakat vardı. Hatırlayalım, bir tanesi buydu. Bir diğeri de Libya hükümetine eğitim askeri destek verilmesine ilişkindi ki o anlaşmadan sonra Türkiye SİHA'larla, istihbaratıyla, silahlı kuvvetleriyle Mısır'a, Libya'ya gitti. Ve Libya'daki denklemi değiştirdi. Yani Trablus'un çok dar sokaklarına, dar mahallelerine hapsolmuş olan ulusal mutabakat hükümeti Türkiye'nin desteği sayesinde ayakta kaldı ve bugün o görüşmeler yapılıyor. İkincisi, Mısır ve Türkiye Doğu Akdeniz'in en büyük iki kıyıdaş ülkesi. Türkiye'nin 1700 kilometreden fazla kıyısı varken Yunanistan sadece şu gördüğümüz 170 kilometreden az bir kıyıya sahip Doğu Akdeniz'de. Ama biraz önce Eray Hoca'nın da belirttiği gibi o Sevil haritası üzerinden kendisine Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında kesintisiz bir alan oluşturmaya çalıştı. Yani evet. Enosis'i üstü örtülü bir şekilde denizde, deniz yetki alanları evet, üzerinden aynen oluşturmaya öyle çalıştı. Aynen öyle. Türkiye zaten buna bir açıdan kendi kıta sahanlığı üzerinden, diğeri de şu yeşil alanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı alanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de İlan ettiği kıta sahanlığı alanlara Türkiye petrollerine yetki verdi. Şimdiye kadar küçük bir mücadeleydi bu. Yani sadece Kuzey Kıbrıs'ın haklarına halel gelmemesine yönelik bir mücadeleydi ama 2020 özellikle sembolik bir yıldır çok sayıda aktör buraya geldi. Güney Kıbrıs'ın sahalarında uluslararası şirketler çalışmaya başladı. Sizin biraz önce atıfta bulunduğunuz o EastMed üzerinden Mısır da rahatsızdı. Zaten Yunanistan'la Mısır bu anlaşmayı aslında bir anlamda imzalamak zorunda kaldı 2020 yılında. Çünkü Mısır zararlı çıkacağını bile bile konjonktürel nedenlerle, birazcık o zamanki Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle, Yunanistan'ın bastırmasıyla, başka aktörlerin desteğiyle bu anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Ama muhtemelen Sayın Selvin'in de belirtmiş olduğu o işaretler üzerinden söylüyorum. Muhtemelen Türkiye ile Mısır arasında yapılacak bir deniz yetki anlaşmasıyla Yunanistan'ın birinci aşamada o hayallerin hepsi suya düşecek. Ama dediğim gibi sadece Türkiye-Mısır ilişkilerini enerji odaklı düşünmeyelim. Beraberinde bakalım, burada Libya var. Libya'da işbirliği yapabilecekleri çok ciddi alanlar var. Mısır'ın aynı şekilde ekonomik ikili işbirliğin yanı sıra aşağıda Etiyopya ile sorunu var. Türkiye'nin ciddi anlamda Etiyopya ile beraber yürütmüş olduğu bazı ilişkilerde işbirlikler var. Tansiyonun düşürülmesinde çok ciddi etkili. Yine aynı şekilde Sudan'da, burada Filistin var. Şimdi arkasından Sudan söyledim. Asıl hocam. Filistin var. Filistin meselesi var. Oraya geliyorum. Yani İsrail burada bakın izole oluyor. Şu an Gazze'deki soykırımın saldırıları tartışıyoruz, düşünüyoruz. Burada işbirliği yapılabilir. Hakeza Orta Doğu genelinde Mısır evet üzerinden darbenin üzerinden 11 sene geçti. Artık Mısır'la Türkiye'nin işbirliği yapmamasının maliyeti giderek artıyor iki ülke için. Dolayısıyla buradan hareketle diğer bütün alanlarda çok ciddi kazanımlar elde edilebilir. Ve özellikle de bunun taşlanması da Mısır'la Türkiye arasında yapılacak bir deniz yetki alanı anlaşmasıyla söz konusu olacak. Dolayısıyla iki taraf açısından çok büyük bir kazanım. Bakın şurada Yunanistan'ın tahayyül ettiği Sevil haritasının ortaya çıkarttığı sonuç. Türkiye'yi Anadolu kıyılarına hapsediyor. Kimi? 1700 kilometre kıyısı olan bir ülkeyi
Güney Kıbrıs'tan daha az bir kıta sahanına sahip gibi göstermeye çalıştılar. Uluslararası hukuka aykırı, deniz hukukuna aykırı bir şekilde örneği yok. Bakın, yapılmış sadece bir örnek vereceğim. Bu. Bakın burada şurada Türkiye niye daraltıyor biliyor musunuz? Şuraya başka ticarete var. Yani, Meis Adası, kastederiz onların deyimle. Meis Adası Türkiye'ye kıyısı 2 kilometreden az. 10 kilometre karelik bir adaya Yunanistan 40 bin kilometre kare kıta sahanlığı veriyor. Bakın 10 kilometre karelik adaya 40 bin kilometre kıta sahanlığı vermeye çalışıyor. Dünyada örneği yok. Türkiye'nin en güçlü argümanlarından bir tanesi bu. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi zaten bir kere Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasındaki, kusura bakma hocam seni ettiriş oldum ama Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasındaki haritada da görüldüğü gibi aslında olmayan bağ bir şekilde Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya ortadan kalkmıştı. Şimdi bir de ikinci olarak Türkiye ile Mısır arasında anlaşma olmasıyla ki haritadan da göreceğiz öyle. Türkiye ile Mısır kıyıları karşılıklı olan iki tane devlet, Doğu Akdeniz'in en büyük kıyı uzunluğuna sahip olan iki ülkesi arasında yapılacak anlaşmayla Yunanistan'a artık Kıbrıs üzerinden de diğer alanlara Doğu Akdeniz'den tamamen izole olmuş olacak. Tamamen dışında olacak. Şimdi bir şey ilave edeyim. Kısaca lütfen. Bakın Murat Özer'i de dinleyelim. İsrail'in sopamı bırak. Yaklaşık 11 adet enerji sahası var. Şimdi Mısır'la Türkiye arasında şu kıta sahanlığı anlaşması yani deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanırsa iki şey oluyor. Bir, İsrail buradaki enerjisini Avrupa'ya götürebilmesi için ya Türkiye'den ya da Mısır'dan izin almak zorunda kalıyor. Şimdi bu önemli. İzin derken? Ya hocam şey ya bizim kendi kıta sahanlığımızdan geçirecekler ya. Hani başka, şey boru hattı olursa evet. Boru hattı olursa evet. Tabii. Yoksa yani boru hatlarını geçirebilmesi için İsmet çöpe gitti evet, ya. Evet, evet. Dolayısıyla biz de anlaşmak zorunda kalacaklar. Ya da Mısır'la anlaşmak zorunda kalacak. Eğer Türk kıta sahanından geçirmeyip işte ki, doğrudan gidip de götüreyim derse. Mısır'la anlaşırsa şöyle bir sıkıntı var. Mısır'a getirdi de Libya'ya mı satacak doğalgazı? Yok yok. Hani Avrupa'ya satabilir mi? Girit'e doğrudan götürme o mümkün değil. Mümkün değil. Derin deniz geçişi var çünkü. Tabii. Hani o şey değil. Hani sonuçta İsrail burada bir izole olma durumu var İsrail'in. Şimdi böyle bir durumda da Türkiye'nin bir şeyi var. Neydi onun ismi? Bir kuralı var. Diyor ki İsrail'e senin buradan daha önce çünkü İsrail Cumhurbaşkanı falan geldi ya bu görüşmeler enerji görüşmeleri yapıldı oradan hatırlıyoruz. Diyor ki tamam diyor seninle anlaşırız biz. Sen hani en uygun rota aslında denizin yüzeyine 150 metre derinliktedir burası. Şurası 2500 derinlik metre derinlik. En uygun yer burası Türk kıta sahanlığı. Ama diyor Filistin'in yani Gazze'nin kıta sahanlığını da tanıyacaksın. Şimdi burada da 36 milyar metreküplük Gazze Marin denen Gazze'ye ait, Filistinlere ait. Şimdi burada iki ayrı harita var. Bu İsrail'in Gazze'ye, Filistin devletine lütfettiği kıta sahanlığı, deniz yetki alanı. Bir de Türkiye'nin bir de, var. Bir de bu şurada da şu. Olması gereken şu. Harita var. Şu. Olması gereken evet. Yetki burada, alanı var Filistin şurada hemen için. Gazze Marin denen 36 milyar metreküplük Filistinlilerin, Filistinlere ait bir doğal gaz sahası var. Bunun Türkiye Filistinlilere verilmesini istiyor İsrail'le olan görüşmelerde bu gündeme geldi. Bir de Mısır'la Türkiye arasında bu deniz yetki alanları imzalanırsa, anlaşması imzalanırsa İsrail buradan doğal gaz boru hattı döşeyebilmesi için Türkiye'den izin almak zorunda kalacak. Yani bu çok önemli bir şey. Gerçi şu anda da alacak ama burada Mısır'ı da bypass etmeye kalksa Mısır'la da yapmak zorunda. Dolayısıyla her iki devlette bu Gazze konusunu gündeme getirecekler için ekopolitik olarak İsrail üzerinde bir baskı oluşmuş oluyor efendim. Peki. Eğer mümkünse çok kısa şu çok kısa ediyorum. Önceki haritayı getirebilirlerse Sevilla haritasıyla Türkiye'ye o hani 15 bin kilometre karelik alan var ya. Ona orayı bakın bir çok enteresan bir şey var orada. Evet, onu size Yunanistan, göstereyim. O Mısır'ın kazanacağı alanları gösteren 15 bin kilometre karelik birlikte Mısır'ın kaybını ortaya koyan var. Haritayı da evet. Sol tarafa verelim zaten, arkadaşlar. Her şey ayan beyan aslında çizilmiş, görülüyor. Yani Mısır her ne kadar Yunanistan'la bir anlaşma yapmış olsa da aslında kendisi o anlaşmayı tanımadığını Yunanistan'a ve Türkiye'ye de o 18. parsel üzerinden göstermiş oluyor. Ama haritamız gelirse daha iyi anlatacağız. Dolayısıyla yani Yunanistan, teşekkür ederim. Bakar mısınız şimdi Yunanistan'ın o Sevilla haritası üzerinden yapmaya çalıştığı, getirmeye çalıştığı yer şurası. Bakar mısınız? Bütün burayı kendisine alıyor. Yani şu alan, şuralar
dahil hepsi. Yok. Şurası Güney Kıbrıs'ın inanettiği alan. Şurası yani Güney Kıbrıs. Sonuçta şuraya kadar Güney Kıbrıs. Rum, sol taraf Yunanistan. Rum Yunanistan hattı diyelim buraya. Bakın burada Mısır 18. parsi. Şu da Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı. Mısır aslında anlaşmaya aykırı olarak, Yunanistan'la anlaşmasına aykırı olarak 18. parseli buraya getirip ilan etmek suretiyle, bakın Türkiye'nin kıta sahanlığını tanıdığını, şu kesik çizgilerle Yunanistan'ın iddia ettiği haritayı tanımadığını ifade ediyor. Peki. Bu çok önemli bir dönüşüm noktası oldu Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde. Peki. Arkadaşlar siz bir yandan İsrail'in ve Gazze'nin denize etki alanlarını ortaya koyan haritayı da ekranlara taşıyın. Bu arada Gazze'deki sıcak durumla Doğu Akdeniz bağlantısını da belki biraz irdelemekte fayda var. Çünkü insanlar şu anda Refah kentine sıkışmış durumdalar. İsrail diyor ki ben orayı vuracağım, oradan çıkın gidin. Nereye gidecekleri belli değil. Sina çölüne mi gidecekler, yoksa deniz kıyısındaki Mevasi denilen işte o kumluk alana mı sıkışacak 1,5 milyon kişi? Buradan İsrail'in amaçladığı ne? Gazze İsrail toprağı olsun, oradaki insanlar da nereye gidiyorlarsa gitsinler durumu hedeflenirken, amaçlanan aynı zamanda Doğu Akdeniz'de daha fazla yetki alanına sahip olmak mıdır? Murat, nedir senin analizin? Şimdi doğal gaz yetki alanları, bütün bu kıta sahanlığıyla alakalı mesele bir şeyin neticesi, bir şeyin sebebi değil. Önce onu ortaya koymak lazım. Şunu unutmayalım, Mısır'la Türkiye arasındaki ilişki, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı dikkat ederseniz, vücut hareketlerine dikkat ederseniz, Sisi'yle çok yakın ve çok sıcak bir ilişki falan kurmadı. Bu karşılıklı bir mecburiyetler ilişkisi. Yani sarılmadı ona. Tokalaştılar. Bu ne? Şunu gösteriyor. Tabii ki öyle kolay kolay tahmin edilebilecek bir ilişki değil. Karşılıklı mecburiyetler derken şunu söylüyorum. Birincisi, Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkinin kopmasının temel iki tane gerekçesi var. Bir tanesi Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesine karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu insani ve demokratik tepki. İkincisi ise Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik blokajı. Şimdi her iki meselede de Türkiye'nin haklı olduğunu pek çok çevre görmüş oldu. Özellikle Katar meselindeki bu blokaj, Katar'ın gayretleri Türkiye'nin de güçlü desteği sayesinde geri adım atmış oldu. Hem Mısır, hem Suudi Arabistan, hem de Birleşik Arap Emirlikleri geri adım attılar. Neden? Sadece Katar'ın güçlü bir ekonomik varlık olarak orada bulunmasından kaynaklanmadı. Aynı zamanda Yemen Savaşı'nda Arap Koalisyonu'nun ABD'den aldığı desteğin bütünüyle yitirilmesiyle başıboş kaldılar ve yalnızlığa itildiler. Doğal olarak Arap toplumlarının geleneksel düşmanı olarak kabul ettiği İran'a, çünkü İran hem Suriye hem Irak hem Lübnan'da ve Yemen'de güçlü bir yayılma istidadı gösteriyordu. Bu yayılma istidadına karşı zaten ciddi refleksler geliştirmişlerdi. Unutmayalım Bahreyn'deki mesele, Bahreyn'de Şii bir ayaklanmanın, İran destekli bir ayaklanmaya karşı Bahreyn yönetiminin Suudi Arabistan arkasına destek almasının sebebi başına Yemen gibi bir meselenin gelmesinden korkusuydu. Türkiye bütün bu rol içerisinde Yemen'deki Zeynel Abidin'in diktatörlüğüne karşı verilen mücadelenin yanında oldu, devrimi destekledi. Şu anda hala Yemen'deki Sünni otoriteyi destekliyor, Husilere karşı olan varlığı destekliyor. Bu yönüyle Suudi Arabistan ve Arap Koalisyonu'nun yanında olduğunu hep göstermiş oldu. Katar'ın yanında yer alarak bütün bu blokajı ortadan kaldırdı. Ve hatırlayacak olursanız aslında Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki ilk temas, ilk tokalaşma 15 ay önce Katar'da oldu. Ve orada bir şeyin temelleri atıldı. Mısır da şunun farkında. Türkiye'siz gerçekten olunamayacağını gösterdi. Arap dünyasında da Katar'ın yanında yer alan bir Türkiye'nin, Yemen'in yanında yer alan bir Türkiye'nin, Suriye muhalefetinin yanında yer alıp Esad'a karşı duran bir Türkiye'nin, Lübnan'da Hariri cephesinin yanında duran ve Hizbullah karşısında bir yerde konumlandıran bir Türkiye, Libya konusunda meşru yönetimi destekleyen, orada da mesela Mısır Fransa ile beraber Hafter'i desteklemişti. Burada da bir geri adım atma oldu. Mısır şunu görüyor. Evet, Türkiye'nin karşısında bir yapabilecek, burada daha fazla adım atabilecek bir şey yok. İki, bu belki çok daha önemlidir. Arap baharlarından sonra biz iç savaşlar gördük değil mi? Suriye'de, Irak'ta, Libya'da. Libya'da 13 aşiret var ve birbirlerine girdiler. Korkunç bir iç savaş yaşandı. Suriye'de büyük bir mezhep savaşı yaşanıyor. Çünkü yönetim Nusayri diktatörlüğünün elinde büyük bir katliam yaşanıyor. 1 milyon kişi öldü. Irak'ta işgal sonrasında 1,5 milyona yakın insan öldü. Yine mezhep savaşı. Peki Mısır'da, yani devrimin en çok, Arap Baharı sonrasında devrimin gerçekleştiği en önemli Arap ülkesinde neden? Evet, ayaklanma esnasında o Rabia katliamı var. 3 bine yakın insan öldü. Ama neden iç savaş çıkmadı? Neden?
Şimdi bunu göz ardı etmemeliyiz. Çünkü Arap-Mısır toplumunun tamamı Arap'tır. İki Mısır toplumunda neredeyse tamamı Sünnidir. Hı hı. Orada etnik ve mezhebi bir ayrımcılık yoktur. Mısır bir bütün olarak tek parçadır. Mısır ordusu bir iç savaşın parçası olmadı. Muhammed Mursi'ye taraftarı olan Müslüman kardeşler ciddi bedel ödemesine rağmen onlar da bir ayaklanmaya, silahlı ayaklanmayı bunu dönüştürmediler ve iç savaş çıkmadı. Şimdi bugünkü durum neye benziyor biliyor musunuz? Gazze'de bu kadar korkunç bir katliam yaşanırken Mısır'ın rolünü unutmayalım. Mısır, söylediğimiz Sina, İsrail işgali altından kurtardığı bir toprak parçası ve Gazze tarihsel olarak Mısır'ın bir parçası. Yani bugün Filistin mücadelesi dediğimizde aslında burada temel aktör, temel taraf zaten Mısır'dır. Yani davanın sahibi aslında Mısır'dır. Doğal olarak Sisi de olsa, Muhammed Mursi kim olursa olsun iktidarda Filistin meselesine bigane kalamaz. Şöyle unutmayalım, 1967 savaşı hemen öncesinde işte Hasan el-Benna'nın öldürülmesi, sonra 66'da Seyit Kutub'un yani Müslüman kardeşlerin lider kadrosunun idam edilmesi, Mısır'da bütün bu yönetimle Müslüman kardeşler arasındaki gerilimi, tansiyonu çok büyük bir şekilde arttırmıştı. Ne zaman düzeldi bu ilişki? Ne zaman normal bir rotaya girdi? 67 savaşı başlayınca Mısır, İsrail'e savaşa girince Müslüman kardeşler devlete karşı olan tüm rezervini, muhalefetini durdurdu. Ve Müslüman kardeşi mensubu olan gençler İsrail'e karşı savaşa girdiler. Şimdi 67 savaşının hemen öncesindeki bir süreci yaşıyoruz. Bugün de Mısır'da İsrail arasında çok ciddi bir gerilim var. Aslında biz bunu ekranlarda çok tam fazla da yansıtamıyoruz. Işte Sayın gerilim çok güçlü ve bu güç gerilim esnasında tıpkı bu gerilim esnasında 67 savaşı öncesi gibi Müslüman kardeşlerin tekrar Mısır siyasetinde aktif rol alabilmesi, siyasetin bir parçası haline gelebilmesi konusunda da Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız ara bulucu rolüne üstlenecek. Çünkü öyle görünüyor ki bu savaş, yani Filistin meselesi, Gazze'de başlayan savaş Mısır'a sıçrama esnasında, sıçrarsa ki sıçrama olasılığı çok güçlü, bu esnada Mısır'ın yanında Türkiye çok güçlü bir şekilde duracak ve Müslüman kardeşlere de, yani ülkenin en büyük muhalefet hareketine, ülkenin halkının büyük çoğunluğunu temsil eden o harekete Mısır'da Sisi rejiminin çok güçlü bir desteğe ihtiyacı olacak. Bu desteği de ancak Türkiye'nin ara buluculuğu sayesinde verilir. Mısır'ı değerlendirirken Türk ilişkileri, Mısır-Türk ilişkilerini bütün bu denklemlerle beraber değerlendirmek gerekir. Siz Filistin'de yaşananların Mısır'a da sıçramasını bekliyor musunuz? Göstereyim ben size. Şöyle bir durum var. Şimdi efendim biliyorsunuz Camp David anlaşmasıyla... Bu arada son 5-6 dakika içerisindeyiz, ona göre Sina, İsrail'in işgalindeki Sina Mısır'a geri verildi. Fakat Mısır, İsrail buradan vazgeçmiş değil. Bak, onu size söyleyeyim. Burada çok hassas ve kırılgan bir güvenlik yapısı var. Neden istiyor İsrail orayı? Söyleyeceğim. Şu an Mısır 40 tank taburu ve 25 bin askeri burada konuşlandırmış durumda. Yani olası İsrail saldırısında ilk elden çıkması muhtemel ya da ilk savaş alanı olacak yer burası. 24 saatte Nil Nehri'ne ulaşmışlardı. Aynen. Yani Mısır ve Mısır üzerinde İsrail'in baskısı en yüksek seviyeye çıktı. Nasıl? Şöyle. Biraz önce siz de söylediniz. Yani burada Gazze'de Mawasi denen bir yer var. 12 kilometrelik. İsrail diyor ki haritası varsa rica etsem Gazze haritası şuradan daha iyi. Mawasi denen bir yer hazırlıyor var şurada. Arkadaşlarımız. Daha iyi anlatabilirim. Yani aslında Gazze İsrail diyor ki güneyinde şuradan bir plaj hattı gibi düşünün değil mi? Böyle plaj aslında gibi yani deniz kıyısında böyle işte 12 kilometre. Ölüm bölgesi yapmak istiyor İsrail. Bunu anlamamız lazım. Ben bunun için söylüyorum. Ve buradan çağrı yapıyorum Filistinli kardeşlerim. Lütfen oraya gitmeyin. Sakın ha. Yani o Mawasi denen alan buranın içerisinde sınır hattında 12 kilometrelik bir yer. Oraya gidin diyor. Refah bölgesinden oraya. Ya 1,5 milyon insanı oraya toplayacak. Sebebi şu, orada ev yok. Plaj hattı, saklanabilecekleri bir yok. Daha büyük katliamlarla havadan vurarak öldürebilir. Bir cümle ilave edeyim aslında bu tarihsel hafızayla son 4 alakalı. Dakika içerisinde. Hemen söyleyeyim. Şimdi Ürdün dediğimiz bu devlet var ya, bu aslında yapay bir devlettir. Neden? Çünkü aslında Şeria Nehri yani burası, şurası, biz buraya Batı Şeria ondan dolayı diyoruz. Şeria Nehri'nin doğusunda kalan bu Ürdün toprakları tarihsel bir toprak değil. Orası İsrail tarafından Filistinlere sizin topraklarınız orasıdır denilerek kurulmuş bir yapay devlet. Yani Filistinler tarihsel olarak bu tecrübeyi yaşadılar.
O sebeple Ürdün nüfusunun %70'ine yakını zaten Filistinli. Şimdi Sina'da aslında yapmaya çalıştığı şey şu, İsrail'in başından beri. Bu tarafı buraya zaten gönderdi. Filistin toplumunun büyük çoğunluğu Ürdün'de yaşıyor zaten. Şimdi şunu yapmaya çalışıyor. Eğer Gazze'yi de Sina'ya, o 2,5 milyonu da Sina'ya koyarsa, bu sefer diyecek ki sizin Filistin dediğiniz toprak aslında Sina çölüdür. Hı hı. Doğal olarak bizim İsrail olarak işgal ettiğimiz bütün bu toprakların tamamında artık Filistin'e bir devlet kalmamıştır. İlhak edecek. Tarihsel, evet. Yani burada Gazze'de, Batı Şeria'yı da, yani Batı, buradaki mesele de zaten buradaki insanların da büyük çoğunluğu burada yaşıyor. Yani bu nüfusun aslında gerçekte burada olması gerekiyordu. Hani biz Yafa, Hayfa, Tel Aviv, bu topraklardaki Filistinler nereye gittiler? Şu an Ürdün'de yaşıyorlar zaten. Bu tarihsel bir hafıza. Ve Filistinler bunu unutmuyorlar. O açıdan Gazze'yi terk etmiyor. Son 3 dakika. Evet, yani burada tabii bu şeyi Refah'taki 1,5 milyon insanı bu Mevasili'ye göndererek aslında bir katliam yapmak istiyor. Yani İsrail bu Filistinlilerin hayatı üzerine bir kumar oynuyor. Ve Mısır'a diyor ki ya bunu alın ya ben bunları öldüreceğim. Şimdi Mısır alsa bir güvenlik sorununa dönüşecek. Çünkü bir süre sonra diyecek ki bana buradan saldırı oluyor. İşte roket geliyor filan. Müdahale mecbur. Dolayısıyla bir ulusal güvenlik sorununa giriyor. Ama almazsa dünya toplumlarının baskısı var. Ya siz ne biçim Müslümansınız, alınsana bunu diye. Dolayısıyla Mısır iki arada bir derede kalmışken Sayın Cumhurbaşkanı oraya gidiyor. Ve Mısır en son o kadar çok bunaldı ki Hamas'a dedi ki İsrail'le anlaş. Yani bunu söyledi. İsrail'le anlaş dedi. İşte tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelip Mısır'la çok gönlü Türkiye'yle savaşta savunma sanayi... Mısırlar aynı zamanda tank da istiyorlar yani onu da söyleyeyim. Altay tanklarını da istiyor. Hem Arabistan istiyor hem Mısır istiyor hem de Birleşik Arap Emirlikleri bu arada onu da söyleyeyim. Onun da görüşmeleri yapılıyor buradan da söyleyelim. Yani bakın Yamalı Bohça gibi tankları 500 tane tankı Rusya'dan aldı Mısır. Gemileri Fransa'dan aldı. Denizaltıyı İtalya'dan, füzeyi Avrupa'dan, uçakları Yamalı Bohça gibi her birinden de bir siyasi dayatmayla birlikte aldı. Dolayısıyla tam bu ortamda Türkiye'nin desteği İsrail'e karşı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'nin ortak bir baskısını oluşturdu. Peki. Şimdi şu an İsrail'de şu tartışılıyor. Devam mı edelim yoksa geri mi adım mı atalım? İsrail'in bir hassas tarafı var. Bunu herkes biliyor. Kara saldırısı yapamıyor. Yani Refah'a vuruyor. Mevasiye toplanın diyor ama kara saldırısı yapamıyor. Çünkü karada savaşı kaybetti İsrail. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın da orada olması yeni bir güç oluşturdu ve inşallah bu İsrail geri dönmek Peki. zorunda kalacak. Burada Hamas'ın da içinde olduğu iki devletli Peki. çözüme doğru Peki. Türkiye'nin de Arabistan ve Mısır'la birlikte garantör olduğu bir yapıyla bir iki devletli çözüme doğru evet. gidilecek. Çok teşekkür ediyorum her bir misafirimize. Maalesef süremizin sonuna geldik. Değerli izleyiciler sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Selvi'ye de çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler.